Selçuk Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu yayını Hürtürk adına gerçekleştiriyoruz. Türk Ben Ortodoks teşekkür ederim. Patrikhanesi hakkında size bazı sorularımız olacak. Dilerseniz Tabii hemen ki de. sorularımıza başlayalım. Tabii ki de. Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi nasıl oluştu? Bize Patrikhanenin tarihi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Tabii ki de. Şimdi Patrikhanenin tarihine girmeden önce bence önemli olan şey orada nasıl geliştiği ve hangi şartlar altında olgunlaştığıdır. Yunanistan'ın kurulmasıyla beraber Osmanlı Devleti içerisinde bulunan İstanbul Patrikhanesi, Anadolu'da bulunan Hristiyanlara karşı inanılmaz derecede bir Helenizasyon ve Yunanlaştırma ajandası, propagandası gütmüştür. Ve bu durum tabii orada bulunan Türk Hristiyanları da bir hayli, Anadolu'da bulunan Türk Hristiyanları bir hayli rahatsız etmiştir. Ve buna karşı olarak Türk Hristiyanlar Papa Eftim'in önderliğinde bir araya gelmeye başlamışlardır ve bu rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Şimdi kısaca Papa Eftim'e bakmak gerekirse, kendisi 1884'te doğmuştur. Yozgat Sancaktağ Madeninde bilindiği üzere. Ve ondan sonra öncelikle küçük yaşlarında kilise okuluna gidip okuma yazmayı öğreniyor. Ardından Rüşdiye'ye devam ediyor ve oradan da ruhban eğitimi alabilmek için, dini bir eğitim alabilmek adına Yozgat'ta bulunan ruhban okulunda dini eğitimini tamamlıyor. Bundan sonra öncelikle 1908'de Ankara'ya gidip orada baba mesleği olan manifaturacılığı yapıyor ve ondan sonra 1912'de Diakos olarak Eftim ismini alıyor. Daha önceki konferansında, söyleşimlerde bahsettiğim gibi Eftim ismini almasının sebebi şudur. Peçenek Türklerini kendi istekleriyle vaftiz eden ve o dönemlerde aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun da Peçenek Türklerine vaftiz babası olması sebebiyle onları vaftiz eden Eftim adında bir keşişin Türkleri Hristiyanlıkla buluşturmasından ötürü bu ismi kendine diyakoz olduktan sonra uygun görüyor ve 1915'te de papaz olarak memleketine dönüyor. Bu sıralarda kendisini Kayseri Metropoliti Nikola takdis ediyor ve 1918'de artık Keskin Metropoliti Vekili olarak atanıyor. Kurtuluş Savaşı'na ve milli mücadeleye verdiği yardımlar ve bu milli mücadeleye katkıları da bu sürelerde, bu zamanlarda başlıyor. Şöyle ki, bunu okumayı tercih ederim eğer müsaade olursa. Yayınladığı ilk beyanname bu hususta çok önemlidir. Milli mücadeleye vereceği destekten ötürü Hristiyanları ve Türk milletini bir araya getirmesi adına şunu söyler: İstanbul Patrikhanesi'nin bize Türklüğümüzü unutturmak ve dilimizi değiştirmek için aldığı bunca tedbirler hiç kâr etti mi? İşte Türk tabiyetimiz ve dilimiz olduğu gibi bakidir. Halis Türk ve Türk evlatları olduğumuzu adet, töre, kültür ve her halimizle bunu ispat etmekteyiz. Düşüncelerimizi böylece özetlemiş bulunmaktayım. İşitmek için kulağı olan işitsin. 10 asırdan beri Anadolu'da Türk hükümetimiz kiliselerimize ve dinimize ne zaman taarruz etti? Böyle bir şey vaki midir? Haşa. Din Allah'a ait ve vicdana bağlıdır. Kiliseler siyaset ocağı değildir, Allah'ın evidir. Din şerre ve ihtilafa alet değildir, hayra ve iyiliğe, sulh ve selamete delalettir. Fener Patrikhanesi'nin dini ve ruhani vazifesini ihmal ederek şanlı Türk milletinin bir şanlı evlatlarını hilelerle Yunanlı yapmaya kalkışması ve Avrupa'ya böyle göstermesi, Türk milletinin aleyhine esastan ağır şikayetlerde bulunması Allah'ın emrine ve hakikatine muhaliftir. Biraz önce bahsettiğim zaten bu İstanbul Patrikhanesi'nin, yani günümüzde Fener Rum Kilisesi olarak adlandırılan azınlık kilisesinin o dönemlerde Osmanlı'nın zayıflaması ve megaloidea çevresinde yürütmeye çalıştığı ve Anadolu'daki Trakya ve Anadolu'daki Türk Hristiyanları hedef alması politikalarına karşı böyle bir mücadele vermeye başlamıştır. Peki Patrikhane nasıl kuruldu? Soruya gelecek olursak, şimdi öncelikle Anadolu'da bulunan Hristiyanların, Türk Hristiyanların İstanbul Patrikhanesi'nin yürüttüğü bu propaganda ve dinden kayarak siyasete geçmesi ve onları etki altına almasından rahatsız olan Hristiyanlar, dediğim gibi Papa Eftim'i önderleri olarak belirleyip tayin edip bu hususta şikayetlerini dile getirmişlerdir. Ve bunun ardından bir harekete geçme durumu vuku bulduğu için öncelikle Ankara hükümetinden izin alarak 1922'de bir kongre
düzenlemek istemişlerdir. Ve bu kongreyle beraber de yapacakları faaliyetleri ortaya koymak için adım atmışlardır. Zaten bu kongre öncesinde de Papa Eftim milli mücadeleye desteklerine başlamış. Her yönden elinden geldiğince Hristiyan ve Müslüman cemaati bir araya getirerek milli mücadele sırasında oluşabilecek bütün engellilere karşı çıkmaya çalıştığı için öncelikle çalışmalarına böyle başlamış ve ondan sonra da Patrikhanenin tarihçesi kurulmaya başlamıştır. Şöyle ki 1922 yılında öncelikle Kayseri'de bir kongre düzenlemeye başlayarak İstanbul Patrikhanesi'nin yaptıkları propagandaları bertaraf edebilmek adına onlara karşı bir duruş sergilemişlerdir. Ve bu kongre başlamadan önce şöyle bir durum vardı. Üç dini, ruhani lidere ihtiyaçları bulunmaktaydı. Bütün izinler alındıktan sonra bu üç ruhani lider Papa Eftim'in ısrarlarıyla Kayseri'ye gelmiş. Aynı zamanda da Anadolu ve Trakya'da bulunan 80 ruhani başkanlığa da davet gönderilmiştir. Neden Kayseri? Şimdi burada cemaat orada mı yoğunlaşmış o dönem? Kayseri'de bulunmasının sebebi metropolitin aynı zamanda orada bulunması ve orada alınacak kongre sebebinden ötürü. Hali hazırda zaten bir yer bulunuyordu. Zincidere Manastırı dediğimiz yerde bu yapılacaktı. Ve o yüzden Anadolu'nun muhtemelen de güvenliğinden ötürü Zincidere Manastırı tercih edildiği için orada bunu yapmaya karar verdiler. İzinler alındıktan sonra tabii ki de burada Ankara hükümetinden de temsilcilerin bulunmasıyla beraber söylediğim gibi 80 ruhani başkanlıkta oraya davet edilmiştir. Yalnız Trakya ve Anadolu'dan davet edilen bu 80 ruhani başkanlık içerisinde büyük çoğunluğu 72'si geri dönüş yapmıştır. 8 ruhani başkanlık İstanbul Patrikhanesi'nin etkisi altında bulunduğu için oraya gelmemişlerdir. Şimdi öncelikle bunun altını önemli çizmemiz gerekmekte. Şu yüzden İstanbul Patrikhanesi'nin gücünün o zamanlarda bile ne kadar azaldığını ve destek görmediğini görmüş oluyoruz. 4 ruhani liderden 3'ü katılıyor. Hatta katılmayan bir başkası zaten gelecekte de Papa Eftim'le görüşmeye geliyor. Ama diğer 3 ruhani lider bunu kabul ediyor. Ve 80 ruhani başkanlık içerisinde de 72'si Papa Eftim'in yanında olmayı kabul ediyor. Bu zaten İstanbul Patrikhanesi'nin gücünü ne kadar yitirdiği ve etki alanının Türk Hristiyanları, Anadolu'da ve Trakya'da bulunan Türk Hristiyanları ne kadar rahatsız ettiğini göstermektedir. Şimdi bu kongrenin başlamasıyla beraber burada önemli bir süreç var. Vazgeçmek istemedikleri belli başlı teklifler kongreye sunulduktan sonra ve bu kongreye sunulan teklifler oy birliğiyle kabul edildikten sonra 10 oturum yapılarak kongreye başlanıyor ve bunun sonunda Türk Ortodoks Patrikhanesi Kayseri'de kurulmuş oluyor. Anadolu'da bulunan Türk Hristiyanlarını temsil etmek adına. Kısaca o tekliflerden bahsetmek gerekirse, bunu her yerde söylemeyi çok istiyorum. Çünkü altının çizilmesinin çok önemli olduğunu düşündüğüm teklifler bunlar. Bu tekliflerden birincisi, oy birliğiyle kabul eden tekliflerden birincisi, kanun ve nizamlara aykırı şekilde Amerika'dan getirtilerek patriklik makamına oturtulan Meletios Metaxis'in patrikten çıkarılması ve İstanbul Patrikhanesi'nin aynı zamanda feshedilmesi teklifidir. Bu o zaman kabul ediliyor ama hayata 1924'te kısmi olarak geçiriliyor. Papa Eftim en sonunda istediği şekilde Patrik Metaxis'in görevden alınmasını başarıyor. Niye görevden alınması önemli derseniz, biraz önce en başta bahsettiğim gibi 1820'lerden itibaren Megalo İdea'nın ortaya çıkmasıyla beraber başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun muhtelif yerleri Megalo İdea çerçevesinde Büyük Yunanistan topraklarına katılmak isteniyor. Ve Yunanistan kurulduktan sonra da Osmanlı toprakları içerisinde İstanbul Patrikhanesi bu görevleri, bu Megalo İdea'nın ajansını Osmanlı'nın içerisinden yürütmeye çalışıyor. Ve atanan bu patrik, o zaman günümüzde nasıl Lozan'dan sonra dışarıdan patrik ataması yapılmıyorsa Osmanlı Devleti'nde de bu böyleydi. Ve Metaxis, Venizelos'un arkadaşı olarak gayrimeşru bir şekilde, kanun ve nizamlara aykırı şekilde ABD'den atanıyor. Ve onun gitmesi bu kongrenin en önemli maddelerinden, tekliflerinden başından geliyor. Bundan sonra verilen teklif de İstanbul Patrikhanesi'ne karşı bu ruhani
başkanlıkların çoğunluğunun yanımızda bulunması ve aynı zamanda Anadolu'da bulunan, Trakya'da ve Anadolu'da bulunan Hristiyan cemaatin de Papa Eftim'e destek vermesiyle beraber Kayseri'de bundan sonra biat edecekleri ve liderliğini kabul edecekleri bir bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanenin kurulmasını teklif ediyorlar. Son olarak da kilise ve cemaatler tarafından noterliklerce düzenlenmiş vekalatnameler ile Papa Eftim'e Anadolu Ortodoks Kilisesi'nin vekilliği ve muraslığı payesi verilmesi. Bu teklifler bahsettiğim gibi oy birliğiyle kabul ediliyor ve kongre başlamış oluyor. Bu kongre sırasında 16 yayın yapan Ortodoksluk Sadası destek veren bütün Anadolu'da bulunan Türk Hristiyanlığı da kongrede şeffaf bir şekilde neler olduğunu anlatıyor. Birebir bu gazete orada alınan kararlar, her oturumda alınan kararlar ve görüşülen konular aynı zamanda cemaati de Anadolu'nun muhtelif yerlerine söylenmiş ve bildirilmiş oluyor. Ve böylelikle de bahsettiğim gibi 1922'de bu kongrenin sonunda Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulmuş, Kayseri'de görevine başlamış oluyor. Peki Selçuk Bey, tam bu noktada Atatürk'ün Papa Eftim'le alakalı olarak söylediği bir söz var. Bugün bildiğim kadarıyla kabrinin üstünde de bu söz yazıyor. O sözü de paylaşırsınız bizimle. Tabii ki de Baba Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir sözüne muhasır olmuştur büyük dedem. Şu yönlendir ki milli mücadele verdiği destek gerçekten sadece bir din adamı olarak da değil, aynı zamanda cephe gerisinde neredeyse bir asker olarak olmuştur ve bu yüzden bir ordu kadar hizmet etmiştir denmiştir. Kendisi bir din adamı olarak elinden geldiğince biraz önce de söylediğim gibi öncelikle milli mücadele başlangıcı sıralarında Hristiyan ve Müslüman cemaat arasında ve bunun dışında geri kalan cemaatler arasında bir dostluğun tayin edilmesi üzerine başlıyor. Bu tabii ki de kolay bir iş değil. Çünkü bildiğiniz üzere zaten Etnik Eterya gibi bir cemiyetin İstanbul Patrikhanesi tarafından kurulması, onun üzerine Mavrin Mira cemiyetinin kurulması ve bunların sadece propaganda araçlarını değil, aynı zamanda silahları da kullanmasından ötürü ne yazık ki Anadolu'da Pontus devletini kurmak istedikleri Karadeniz'de büyük çatışmalara sebebiyet veriyor. Bu Anadolu'nun muhtelif yerlerinde de tabii ki de bulunuyor ve Papa Eftim öncelikle bunları bitirmeye çalışıyor ki milli mücadeleye yek vücut olarak girebilirim. Çünkü Türklüğümüzün bilincine vararak dinin ayrıştırmaları çerçevesinde girmemek ve bölünmemek adına öncelikle çalışmalarına böyle başlıyor. Ondan sonra paşamızın da emriyle zaten hastane kurma olayı ve yaralı asker, cepheden gelen yaralı askerlerin de bakımını üstlenmesi adına büyük işlere imza atıyor. Bu ayrılıklar arasında, cemaatler arasında elinden geleni yaparak milli mücadeleye her türlü desteği veriyor. Bunun yanında tabii ki de Kuvayi Milliye birliklerine giyecek olsun, yiyecek olsun, at olsun, eğer olsun, silah yardımı olsun, cemaatten ne toplayabilirse bizzat kendisi ilgilenerek aracılarla beraber bunu sağlıyor. Bu yüzden cephe gerisinde gerçekten bir ordu kadar çalışmış olduğu da paşamızın sözleriyle böyle onore edilmiş oluyor. Evet, siz de ne kadar gurur duysanız azdır. Peki evet. Milli mücadele sonrasında bir mübadele oluyor Türkiye ile Yunanistan arasında. Bu mübadele de bizim bildiğimiz kadarıyla siz tabii daha teferruatlı anlatacaksınız şimdi. Etnik kimliğe göre değil, dine göre bir mübadele oluyor. Evet. Bizim topraklarımızdan da Türkiye'den de aslında Türk olan fakat Müslüman olmayan Hristiyanlar Yunanistan'a mübadele ediliyor, gönderiliyor. Sizin aileniz bundan muaf tutuluyor. Evet. Bu süreçte Patrikhane bundan nasıl etkilendi? Bütün cemaatini kayıp mı etti? Ve gönderilen Hristiyanlarla bir irtibatınız var mı acaba şu an? Hangi sorudan başlayayım? Son şeyim olmadı. Evet, gönderilen Hristiyanlarla irtibatımız hala bulunmakta. Patrikhanemize zaten bağlı olan yurt dışında yaşayan cemaatimiz de vardır. Türk kimliğini kaybetmemiş ama ne yazık ki mübadele yüzünden yurt dışına gönderilmiş ya da ondan sonrasında da yurt dışına gitmiş bir cemaatimiz bulunmakta. Bunun dışında tabii ki de o dönemler gerçekten acılı dönemlerde. Bilindiği üzere zaten mübadele ağırlıklı olarak Yunanistan tarafının neredeyse Birinci Dünya Savaşı'ndan önce istediği bir durumdu. Ve bunu Lozan görüşmelerinde masaya yatırıyorlar. Aynı zamanda diğer Batılı devletlerin de ısrarları
uyarınca Türk kafilesi, delegasyonumuz ne kadar çok İstanbul Patrikhanesi'ne özellikle kurulacak olan ülkenin dışına çıkarmak istese de Lozan görüşmeleri sırasında bu görüşmeyi durduracak bir noktaya geliyor ve kazandıklarımızı elimizde tutabilmek adına belli bir yerde bunlar kabul edilmek zorunda oluyor. Şöyle ki Atatürk için en önemli olan şey milli egemenliğimiz ve tam bağımsızlığımızdı. Ve bu süreç içerisinde tabii ki de önceden de yaşanan şeylerin ışığında bunlara karşı koyamadıkları için bir yerde artık bağımsız bir ülkenin dışa bağımlı olmayan ve artık onların etkisi altında bulunmayan bir ülkenin kurulabilmesi için de ne yazık ki bunu kabul ediyorlar ve burada da Türk Hristiyanları, Anadolu'da bulunan Türk Hristiyanları büyük bir fedakarlıkla dinlerinden ötürü gitmek zorunda kalıyor. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam bağımsız milli egemenlik kökleriyle oluşabilmesi adına bu ne yazık ki bu fedakarlığı yapmak zorunda kalıyorlar ve böyle gelişiyor. Hali hazırda bir cemaatiniz var mı? Tabii ki de kalabalık bir cemaatimiz bulunmakta. Yalnız şu anda 2 yıldır ayinlerimizi yapamamaktayız. Ne yazık ki bütün dünyayı saran bu pandemi belası yüzünden Mart 2020'de ayinlerimize sağlık ve güvenlik açısından ara vermiş bulunmaktayız. Şimdi bu ay içerisinde bilindiği üzere Paskalya Bayramımız var ve 24 Nisan'dan itibaren ayinlerimize devam edeceğiz. Hem yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalabalık bir cemaatimiz bulunmakta. Hem de özellikle yurt dışında da hala bize bağlı olan ve bir nevi mümkün mertebe tatillerinde bize uğrayan bir cemaatimiz de bulunmakta. Bir de şey hep söylerler Selçuk Bey, bu noktada onu çok merak ettim. Bu Yunan politikacı Karamanlis için aslında işte Karamanlı Hristiyan Türklerdendir derler. Duydunuz mu bunu? Bilginiz var mı? Karamanlis soyadına baktığınızda zaten dümdüz Türkçe bir kelime olan Karamanlılardan gelen ve onu da bir nevi Yunanca'ya aktarılmış soyadı olarak görüyoruz. Tabii ki de Karaman Türklerinin o zamanlardan beri Rum alfabesiyle din etkisi altında kalıp yazdıkları için böyle bir tam asimilasyon demek yanlış olur ama böyle bir etki altında bırakılmış olmaları ve kimliklerinin de bir yerde böyle değişmesi çok normaldir. Çok normal. Karaman Türkleri bilindiği üzere Türktür. Karamanlis soyadı da kendisini önce açık etmekte diye düşünüyorum. Peki şu an Patrikhane'nin yasal bir statüsü var mı? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye laik bir devlet olduğu için tüm dinlere hizmet etmek zorundadır. Sizin peki Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde bir temsiliniz ya da herhangi bir görüşme trafiğiniz var mı? Önce yasal statüyle başlayalım isterseniz. İlk soruda da cevap verdiğim gibi zaten 1922'de Ankara hükümetinin izniyle kurulmuş kongrenin bitiminde Türk Ortodoks Patrikhanesi kuruluyor. Ve bundan sonra da 1924 yılında zaten İstanbul'a Merkez Meryem Ana Kilisesi'ne taşınmamızla beraber orada bulunan, Galata'da bulunan Türk Ortodokslarının bize biat etmesi ve kilisemizi, daha doğrusu o zaman onların kilisesi olan yerleri bize verip cemaatinin bize geçmesi talebini de Papa Eftim tabii ki de öncelikle Millet Meclisi'ne sunuyor. Ankara hükümetimizden artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetinden izin aldıktan sonra zaten Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin statüsü de Millet Meclisi kayıtlarına girmiştir. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde tüzel kişiliğe sahip olan tek patrikhane de bizimkidir. Şimdi buradan Diyanet'e bağlayacak olursak, öncelikle Türk Ortodoks Patrikhanesi daha Cumhuriyetimiz kurulmadan önce zaten milli mücadeleye verdiği desteklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinden bir tanesi olarak ilk günden beri görevinin başındadır. O günden beri de Cumhuriyet'in de kurulmasıyla beraber Atatürk ilke ve inkılaplarına her yönden destek vermiş ve sonsuza dek Cumhuriyet ebediyete kadar payda kalacağı sürece dek destek vermeye de devam edecektir. Aynı zamanda baktığımızda Diyanet İşleri de Başbakanlığa bağlı olarak Atatürk tarafından kurulmuş Cumhuriyet'in kurumlarından bir tanesidir. Şimdi günümüzde temasımız var mı? Yok. Gerekli temsiller sağlanıyor mu? Hayır. Bir nevi Atatürk'ün kurduğu ve çok güzel isteklerle, çok güzel bir duyguyla kurduğu dinin
insanların sömürmesini kabul etmemesi şu yönden, şeyhlerin, hocaların, dervişlerin, insanların kalbi duygularını sömürmesini istemediği ve tarikatların, cemaatlerin bitirilmesini isteyen Atatürk, devlet kontrolünde bir yerde de laiklik için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. Ve bu çok gerekli ve doğru bir kurumdur. Bu yüzden bir tarafta Cumhuriyet'in daha öncesinde onun kurucu kurumlarından bir tanesi olan Türk Ortodoks Patrikhanesi, diğer tarafta Atatürk'ün istediği laik ülkenin temsiliyetinin bulunması gerektiği Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bize sırtını dönmüştür. Sadece bugün değil, çok daha öncesinde sırtını dönmüştür. Ve bir nevi siyaset ocağı olarak devam etmektedir. Ya belli, bu politik bir şey Selçuk Bey zaten. Çünkü anayasanın 66. maddesi diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Yani Türk vatandaşı evet. Olup Hristiyan olan bir kimse doğal olarak tanınan tek patrikhane de sizin patrikhaneniz olduğu için doğal olarak evet. Temsil hakkı sizdedir. Evet yani, kesinlikle öyle. İstanbul'da hı-hı. bir ilçede bulunan bir kilisenin başında bulunan bir papaz kendisine patrik dese de Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir kurum olduğu için onun muhatap alması evet. gereken aslında sizsiniz. İstanbul'da çok doğru söylediniz Gökşen Bey. Tam olarak böyle. Evet, evet. Bir azınlık kilisesinin başpapazı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti tarafından devlet makamında temsil edilemez aynı zamanda. Hani bu yönden bir tarafta dediğim gibi bani bir kurum varken, Cumhuriyet'in kurulmasına ön ayak olmuş, yardımcı olmuş bir kurum varken sadece yurt dışı ve batı desteği aldığı için hiç kimse kendini patrik ya da patrikhane olarak göremez. Bu bağlamda da ne siyasetçiler ne de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir yola girmesi diyelim ve asıl Cumhuriyet'in kurumu olan Türk Ortodoks Patrikhanesi'ne sırtını dönmesi kesinlikle kabul edilemez. Türk hukukunun çizdiği sınırlar bellidir. Lozan'ın çizdiği sınırlar zaten Cumhuriyet'in tapusudur ve orada çizilen sınırlar bellidir. Bunun tabii, üzerine yargımızın aldığı kararlar. Etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşlık taşıyorsa eğer zaten Türktür. Yani Rum kökenli de olsa hı-hı. bu Fener'de temsil edilmez. Zaten etnik kökeni Rum da olsa vatandaşlık bağıyla Türk hı-hı. olduğu için zaten yine temsilinin Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde olması gerekiyor, öyle değil tabii mi? Tabii ki de. Zaten anayasal ve Atatürk çerçevesinde Türk milliyetçiliğine baktığımızda ne mutlu Türk'üm diyene de bunu yansıtmaktadır. Papa Eftim de aynı şeyi söyler. Kendini Türk hissetmenin ve bu hissedişin samimi bir şekilde ortaya koyulması Türklüğünü belirtir. Cumhuriyet'te kurulduğunda hiçbir şekilde etnik ya da ırksal bir bağlam üzerine Türk milliyetçiliğini kurmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayıp kendini Türk hissedebilen ve ne mutlu Türk'üm diyenebilenler Türktür. Bunun herhangi bir şekilde ırksal ya da günümüzde bazı insanları sevdiği faşist yönlere çekmek bir kere okumaları çok yanlış yapmaktır. Öncelikle bizim Hristiyan, Müslüman, Yahudi hangi etnik kökenden gelirsek gelelim inançlı veya inançsız. Öncelikle bu Türk olabilme bilincini anlamamız gerekmektedir ve ondan sonra hareket etmemiz gerekmektedir. Bravo. Peki Selçuk Bey, Moldova'da tıpkı sizin gibi Türk olup Hristiyan olan Gagavuz Türkleri var. Evet. Kendileriyle bir irtibatınız, diyaloğunuz, ortak geliştirdiğiniz projeler bulunuyor mu acaba? Benim büyüklerim, Papa Eftim II Turgut Erenerol bir tarafta olmak üzere, dedem Papa Eftim III Selçuk Erenerol. Benim dönemimden önce zaten geri kalan Türk Hristiyanlarla da görüşmelere devam etmekteydi. Lakin onların zamanında bürokrasimiz nedenle hani sözleri vermiş olsa da bize bağlanmak isteyen Türk Hristiyanlarla ne yazık ki siyasal yönden problemler yaşadık. Ama buna rağmen hala günümüzde iletişimimiz devam etmekte, ziyaretleri devam etmekte, bir bağımız tabii ki de bulunmakta. Ama şunun altını çizmekte önem görüyorum. Şu anda tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türk Ortodoks Patrikhanesi olarak temsil eden bizken, kendi kesenini kurulmuş geri kalan Türk Hristiyanlarımız da Rus Patrikhanesi'ne bağlıdır. Ama bu tabii ki de bizim iletişimimizi, dostluğumuzu hiçbir şekilde sekteye uğratmamakta. Hala Türk kimliğinin bilincinde olan geri kalan Türk Hristiyanlarımıza da görüşmekteyiz. Ziyaretlerine devam etmekteler, onları ağırlamaktayız. Bu şekilde hala günümüze kadar iletişimimiz sürmekte. Peki Selçuk Bey, bunlar Rus Patrikhanesi'ne bağlı dediniz. Bunların evet. Türk Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlanması için bir girişiminiz var mı ya da olacak mı ya da olmalı mı?
Tabi bağlanmaları için vakti zamanında bu şeyler düzenlenmişti. Karşılıklı ilişkilerle bunlar düzenlenmişti. Lakin dediğim gibi hani siyaseten bugün nasıl problemler yaşadıysak ne yazık ki sağ sol orta fark etmeksizin yurt dışından gelen emirlere uyan siyasetçilerimiz ne kadar isteseler de ne kadar yardımcı olmak için çabaladıklarını görmüş olsak da ne yazık ki bir yerde siyaseten bunların hep önüne başka güçler tarafından taş konulmuştur. Ama geleceğin ne göstereceği belli olmaz. Tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Siyaseten engeller çıkarılıyor dediniz. Halk arasında bir söylenti var. Zaman zaman dile de getiriliyor. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin Ergenekon sürecinde darbe vurulmasının sebebi aslında Gagavuz Türklerini Patrikhane bünyesine alacaklardı. Bunu engellemek için Fethullahçılar tarafından bu kumpasa Türk Ortodoks Patrikhanesi dahil edildi. Kendilerine bu kötülükler bu yüzden yapıldı diyorlar. Sizin bu konuda yorumunuz nedir? Aslında bu kadar küçük bakmamak lazım. Evet, ayaklarından bir tanesi bu olabilir. Yalnız Gagavuzların bize bağlanacak olması daha önceden zaten benim doğumumdan çok önce olan bir olaydı. Ergenekon dediğimiz olayda zaten Sevgi Erenel Hanım'ın basın sözcüğümüz Sevgi Erenel Hanım'ın içeri alınması da 2008 yılına, Ocak ayına tekabül etmekte. Tabii o sırada özellikle Fethullahçı kumpasın böyle kurulması sadece Gagavuz Türkleriyle alakalı bir olay değildi. Bugünlerde yeniden ortaya çıkardım ve Twitter'da aktif bir şekilde paylaştım dinler arası diyalog olayında. Bir tarafta Türkiye'de temsilcilerinden Sözde Hoca Efendi ve bugünün terörist başı Fethullah Gülen'i görürken diğer tarafta da Patrik, Sözde Patrik Başpapaz Bartolomeos'u görüyoruz. Ve Bartolomeos'un, Başpapaz Bartolomeos'un hala bugün içerisinde bile 100 yıldan beri gelen bu megalo-üdeye geliştirmelerinin önündeki en büyük engel bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin bulunmasıdır. Yani bu konuyu sadece Gagavuz Hristiyanların, Türk Hristiyanların bize bağlanması olarak almak biraz sığ kalıyor. Şu yönden sığ kalıyor. Çünkü bu dinler arası diyalog yaklaşık bir 60 yıldır, 1962-1965'ten beri yapılan görüşmelerden ortaya çıkarılmış ve ondan sonra teker teker dünyanın dört bir çapında sadece ruhani liderlere değil, aynı zamanda STK'lara, siyasetçilere ve tarikatlara da verilmiş görevlerden müteşekkil bir bütün oluşturmaktadır. Burada da görev almış olan bir yanda terörist başı Gülen, diğer tarafta da Bartolomeos'u gördüğümüzde bir taraftan Türk ordusuna kumpas kurulmak isteniyor. Çünkü malum Atatürk Cumhuriyet'in geleceğini Türk ordusuna ve gençliğe emanet etmiştir. Bani kurumlarından bir tanesidir. Diğer tarafta da Türk Ortodoks Patrikhanesi bulunmaktadır. Ve sadece dinler arası diyalogdan değil, aynı zamanda Batı'nın da emelleri doğrultusunda yaratmak istedikleri ajandaların önündeki en büyük iki engeli bu şekilde ortadan kaldırmaya çabalamışlardır. Ama çabaları gayet görüldüğü üzere bu yapmaya çalıştıkları şeylerle ne bizim ruhumuzu Türk Ortodoks Patrikhanesi olarak dize getirebilmişlerdir, ne de şanlı Türk ordumuzu dize getirememişlerdir. Yargı yolunda nedenli şaibeli bir yargılama süreci olsa da gerçekler açığa çıkmıştır ve dize getirmek istedikleri Türkiye Cumhuriyeti gayet güçlü bir şekilde ayağa kalkmıştır. Evet. Bir taraftan baktığımızda ne Gülen'in orduya ve yargıya sızmasıyla alakalı isteklere sonuç vermiştir, ne de Bartolomeos'un kendi megalo ideasını, Batı destekli şu anda yaratılan megalo ideasını Türk Ordos Patrikhanesi'ni ortadan kaldırarak başaramamışlardır. Evet, bu kumpaslar sürecinde şu anda firari bulunan kumpasların savcısı Zekeriya Öz'ün bir ithamı vardı Sevgi Erenerol hanımefendiye yönelik. Diyor ki, siz nasıl Hristiyansınız? Konuşmalarınızda Hazreti İsa'dan çok Atatürk'ten bahsediyorsunuz. Bu ithamda oluyor. Evet. Ve o dönem bütün bu Fethullahçıların yayın organlarında şu söyleniyordu. Ya Türk Ortodoks Patrikhanesi aslında dini bir kuruluş değil, ultra milliyetçi, devletin derin yapılarıyla bağı olan bir kurum. Siz gerçekten dinden önce bu milliyetçi çalışmalarını mı önceliyorsunuz? Bunu birkaç partide açıklamak isterim. Öncelikle bu paylaştığınız söz gerçekten firari olan Zekeriya Öz tarafından o mahkemenin ciddiyetini ortaya koymuş bir sözdür. Yani hiçbir şekilde Cumhuriyet değerlerini ve Türklüğü anlamamış birinin sarf ettiği sözlerdir. Ve gerçekten Ergenekon kumpasının, Balyoz ve Ergenekon kumpasının nedenli gayri ciddi ve hukuktan uzak, yargılamadan uzak bir sözde hukuk davası olduğunu göstermiştir.
Öncelikle bunu söylemek isterim. Ardından da tabii ki de Fethullahçıların tetiklerinin yazdığı şeylerle derin devlet gibi saçma sapan ithamlarda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bani kurumlarından olan Türk Ortodoks Patrikhanesi derin devlet gibi var olmayan bir kurumla ithaf etmesi onların işidir. Çünkü Türklerde bir devlet vardır. Devlet devlettir. Bunun derini, yanı, paraleli vesaire bulunmaz. Bu tarz hiçbir mana ifade etmeyen yapılanmaları, sanki devlet içinde devlet gibi yapılanmaları tabii ki de tarikatçılar ve tarikat benzeri oluşumlar ortaya çıkarmaktadır. Bu da tamamen devlet geleneğinin ve devleti kirletmesi üzerine kurulmuştur. Yani insanların kafalarında yerli yersiz soru işaretleri yaratması üzerinedir. Halbuki insanlarımız özellikle Türk tarihini okursa erken Türklerden itibaren devlet yapılanmasının nasıl bir ciddiyette bulunduğunu ve nasıl işlediğini anlayacaklardır. Bunu anlamadıkları için böyle saçma sapan yapılanmalarının var olduğuna inanmaktalar. İzledikleri dizilerle, tetikçilerin yazdığı sözde gazetecilerin yazdıklarıyla böyle soru işaretlerine ne yazık ki vakıf oluyorlar ve bunları sorguluyorlar. Bu gündemi meşgul etmekten başka olan bir şey değildir. Bu da gayet saçmadır. Ve son olarak da Patrikhane'nin çalışmaları milli mi dini mi olduğu konusuna gelecek olursak, bir kere öncelikle zaten Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcüsü Sayın Sevgi Erenerol bir ruhani değildir. Kendisinin herhangi bir dini görevi bulunmamaktadır ve kendisi kendisinin doğru olduğuna inandığı yolda insanlara bazı şeyleri anlatabilmek için böyle bir yolculuğa çıkmıştır kariyerinde. Şimdi bu sebepten ötürü Patrikhane'nin basın sözcüsü olarak gerçekleri ve doğruları anlatmaya çalışan bir insana insanın yaptığı çalışmalardan ötürü zaten bunun dini veya milli bir şekilde olduğunu soramazsınız. Çünkü zaten bir dini görevi bulunmamaktadır. Onun dışında Türk Ortodoks Patrikhanesi en başından beri Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını korumaya ve kollamaya ve onu yüceltmeye kendini adadığı için de tabii ki de milli bir tarafı olmak zorundadır. Şunun da altını çizmeyi çok isterim. Hiçbir şekilde bir vatanınız olmadan dininizi icra edemezsiniz. Öncelikle bir vatanınızın olması gerekmektedir. Ve dininizi icra edebilme ve özgürce dininizi, inancınızı yaşayabilmek için de bağımsız ve egemen bir vatana ihtiyacınız bulunmaktadır. Şimdi bu İslamiyet'e de baktığımızda böyledir, Hristiyanlığa baktığımızda böyledir, diğer dinlere baktığımızda böyledir. Eğer oturup milli bir çizgi içerisinde vatanınızı mandaya, himayeye ya da dış güçlerin etkisi altına koymaya çalışırsanız zaten dininizi yaşayamazsınız. Şimdi bazı meşhur insanlar da bunları çok kötü şekilde vakti zamanında çürütmek için söylemiştir. Çok saçma sapan argümanlarla dinleyicilerimiz kimler olduklarını anlasınlar. Ben onların reklamlarını yapmayayım. Zaten öyle bir şeyle tenezzül etmem. O yüzden eğer insanımız, milletimiz bunu anlamazsa zaten Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin niye var olduğunu anlayamamış demektir. Çünkü vatanımız elden giderse ne Müslümanlarımız, ne Hristiyanlarımız, ne inançsızlarımız, ne Yahudilerimiz hiç kimse kendi dinini, inancını veya inançsızlığını yaşayamayacaktır. Bu ancak ve ancak milli egemenliğin ve bağımsızlığın, tam bağımsızlığın var olduğu bir vatanda olur. Çok ve o yüzden de bütün insanların inancını veya inançsızlığını yaşaması adına da laiklik bu yönden çok çok önemlidir. Hatta bugün 10 Nisan olarak 1928'de anayasa değişikliğiyle beraber laikliğin bir yerde de önü açılmıştır. O da tekrardan kutlu olsun demeyi çok isterim. Umuyorum ki bütün milletimiz gerçekten inançlı veya inançsız laikliğin inanmak ve inanmamak adına ne kadar önemli bir yapı taşı ve değer olduğunu Cumhuriyetimiz içerisinde ve tüm dünyada anlayabilir. Umarız. Bir de size yönelik Fener Rum Patrikhanesi'nin devamlı düşmanca bir tutumu var. Zaman zaman gazetelere, televizyonlara da yansıyor bu. İşte bizim mallarımıza el konuldu. Bizim mallarımız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ne verildi. Biz mallarımızı geri istiyoruz gibi beyanlar oluyor zaman zaman. Bunların temelinde ne vardır? Fener'deki Rum Kilisesi size niye düşman acaba? Evet, şimdi Fener Rum Kilisesi'nin bu düşmanca tutumları bir kere alt dayanağı olan veya hukuki bir şekilde incelenebilecek ithamlar değildir. Düşman olmalarının sebebini şöyle açıklayabiliriz. Genel olarak söyleşimizde bahsettiğimiz gibi onlar
megaloideanın savunucularıdır. Ve milli mücadeleye karşı hem propaganda aygıtlarıyla hem de silahlı örgütlerle uzun süre bir arada yaşadığı halkına ateş açmış insanlardır bir yerde. Bu yüzden aynı yerde buluşmamızın imkanı yoktur. Çok çabaladık. Bir tarafta Genç Cumhuriyet, bir tarafta Türk Ortodoks Patrikhanesi olarak bu barışın sağlanması için çok çabaladık. Ama ne yazık ki her geçen gün görüyoruz ki karşı tarafın hiçbir şekilde böyle bir isteği ve arzusu bulunmamakta. Bizim tabii ki de bir düşmanlık çerçevesinde buluşmak istemememiz gayet açıktır. Çünkü zaten dinimizde İsa'nın öğretilerinde, Hazreti İsa'nın da öğretilerine baktığımızda sevgiyi söyler. O yüzden nefret ve düşmanlık gibi kavramlar dini savunan ve kendini ruhban sınıfı olarak, ruhani liderler olarak anlatan insanlar tarafından aslında ağza alınmaması gereken sözlerdir. Çünkü Hristiyanlıkta bizim dinimiz uyarınca sevgiden daha büyük bir güç yoktur. Ve nefretin, düşmanlığın böyle aynı dine inanan insanlar tarafından arasında ortaya çıkması ne yazık ki utanç vericidir. Ve gerçekten ruhani sıfatlarının da nasıl siyasete alet olduklarının gösterilmesidir. İthamlarına gelecek olursak, hiçbir şekilde ithamların hukuki yönden bir geçerliliği bulunmamaktadır. Başka yayınlarda da bunlar sıkça sorulmuştur. Şu anda bizim Galata'da bulunan, Tophane'de bulunan kiliselerimiz hakkında. Şimdi şöyle ki, Papa Eftim'in İstanbul'a mübadele sonrası muaf tutularak getirilmesiyle beraber zaten en başta gelir gelmez kaldığı otelde bir sürü farklı cemaatten insan kendisini ziyarete gelmiştir. Şöyle ki hem Ermenilerden hem Anadolu'dan vakti zamanda İstanbul'a gelmiş Türk Hristiyanlardan hem İstanbul Hristiyanlarından bir sürü insan kendisine gelip o zaman hala İstanbul Patrikhanesi'nin yürüttüğü faaliyetlerden ne kadar rahatsız olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine de zaten 1920'de yapılmış kongrede alınmış birinci teklifin yani Metaxas'ın patriklikten alınması üzerine mücadeleler hala devam ederken bu sırada Maçka Metropoliti Başkanlığı'na da İstanbul Patrikhanesi'nden bir delegasyon kendisini ziyarete gelmiştir. Ve bundan sonra belli başlı İstanbul Patrikhanesi ile Papa Eftim arasında bir ilişki başlamış. Kendisi en sonunda büyük ısrarlarla Metaxas'ı görevinden istediği şekilde aldırmış ve Ankara hükümetinin isteğiyle artık bunun bir barışçıl düzene geçmesini Papa Eftim'in sağlayabileceğine inandığı için de görüşmelerine devam etmiştir. Lakin daha önce başka yerlerde de söylediğim gibi kapalı kapılar ardında İstanbul Patrikhanesi'nin Sen Sinodu yine kendi ajandalarını devam etmiş ve artık bir şey yapılamayacağını görmüşüzdür. Çünkü hiçbir şekilde tabiri caizse huylu huyundan vazgeçmezdi. Ve bunun üzerine Galata'da bulunan Türk Ortodoks cemaati ellerinde bulunan 4 kiliseyi bizzatihi Papa Eftim'e vererek kendisine biat etmek istediklerini söylemiştir. Ve bu biat uyarınca da Kayseri'de kurulan patrikliğin artık İstanbul'a taşınmasını ve faaliyetlerini orada yürütmesi gerektiğini sunmuştur. Bunun üzerine Papa Eftim Ankara hükümetinden izin alarak bu kiliselerin başına geçmiştir ve cemaat de kendisine bağlanmıştır. Şimdi burada Galata'da bulunan Türk Hristiyanlığı da zaten Fener Rum Kilisesi'nden rahatsız olduğu için Papa Eftim'e böyle bir teklifte bulunuyorlar ve gayet kendileri biat ederek bağlanıyor. Onun dışında günümüzde hala devam ettirmeye çalıştıkları bu ithamlar ve hukuk dışında ele geçirmeye çalıştıkları tamamen gayrimeşrudur. Hiçbir altyapısı yoktur. Basında da bunların böyle lanse edilmesi tamamen diğer her konuda olduğu gibi dış güçlerden aldıkları destek ve siyasal oyunların sonucudur. Evet, ya ben de bu konuda kısa bir yorum getirmek istiyorum. Bence Fener Rum Kilisesi'nin size düşmanlığının temelinde bu mallar falan değil mesele. Malların çok bir önemi yok. Cemaatlerini kaybetmekten korkuyorlar. Bir de zaten çok büyük bir cemaatleri de yok. Uluslararası düzeyde Ortodoks cemaatinin Patrikhane üzerinde sadece işte bir manevi şey var. Hani takip ediyorlar o da ne diyor diye. Fakat çok affedersiniz için... orada bir parantez de açmak isterim cemaat konusunda. Kendilerine zaten bazı kongrelere vesaire falan yaptıkları gibi de yurt dışından Yunanistan üzerinden otobüslerle cemaat getirmektedirler. Kalabalık gözükmesi adına. Hani o yüzden onu da küçük bir parantez olarak açayım.
Evet, onu da belirtmekte fayda var. Politik meselelerde Fener Rum Kilisesi sürekli bir Amerika'nın tetikçisi durumundadır yani. Dünya evet, neresinde kesinlikle. politik kriz varsa Amerika ne diyorsa Fener Rum Kilisesi de bunu tekrar eder. Bence bu Tidal'ı kaybetmek istemiyorlar yani. Bu Tidal'ı size karşı kaybetmek istemiyorlar. Ben düşmanlığın temelinde bunu görüyorum. Size kaybedecekleri zaten bir titrede bulunmamakta aslında. Hani o başpapaz vekiliyle, sıfatıyla orada bulunmaktadır. Onu patrikleştiren siyasetçiler suçludur bir yerde. Türk çok hukukuna haklısınız. Göre. Çok haklısınız. Peki son sorumu sormak istiyorum. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin geleceğe dair vizyonu, beklentileri nedir? Gelecekte nasıl çalışmalarınız olacak? Vizyonumuz ve beklentilerimiz. Şöyle ki Atatürk'ün hıyanet ocağı olarak adlandırdığı Fener Rum Kilisesi'nin artık faaliyetlerinin değişmesi ve mümkünse sınırlarımız içerisinden çıkmasını bekliyoruz. Çünkü burada olmaya devam ettikleri sürece ne yazık ki dış güçlerin güdümünde yaratmaya çalıştıkları ve ülkemizi bölmeye çalıştıkları faaliyetlerine devam edeceklerdir. Atatürk'ün de hıyanet ocağı ve fitne ocağı olarak bahsettiği bu kurumun artık burada bulunmamasını bekliyoruz. Onun dışında tabii ki de ülkemizin yeniden Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda tam bağımsız ve egemen olabileceği günlere dönmesini ve bu zorlukları atlatmasını görmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederim sorularıma. Ben çok teşekkür ederim. Net bir şekilde cevap verdiğiniz için. Şunu da eklemek istiyorum. Fener Rum Kilisesi, Fethullahçılar, Amerika'daki bazı odaklar hepsi size saldırıyorsa yani Türkiye'deki vatanseverlerin de sizlere sahip çıkması gerekiyor. Bu kesinlikle sağ olsunlar, çok da güzel sahip çıkıyorlar. Çok güzel mesajlar alıyorum. Hatta buradan izleyip de bana mesaj gönderenler de varsa geri dönemiyorsam kusura bakmasın. Gerçekten yüzlerin üstünde mesaj alıyorum her gün. Hepsine birden cevap veremiyorum. Sağ olsunlar bunun bilincine insanımız varmaya başladı. Umuyorum ki böyle devam eder ve çevrelerine de bunu açıklarlar. Herkese cevap vermek istiyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.